kişinin bir başkaları tarafından değerlendirileceği yerlerde ortaya çıkan yoğun korku kaygı durumu olarak tanımlanabilir. Özellikle başkalarıyla etkileşime girildiğinde ya da başkaları tarafından gözlenildiğinde ortaya çıkan korkudur. Örneğin yemek yerken, içerken ya da tanıdığınız biriyle aniden karşılaştığınızda ya da bir topluluğa doğru konuşacak olduğunuzda. Toplumsal kaygı bozukluğu gösteren kişilerin bir takım kapıldığı fikirler vardır. Bunlar başkaları tarafından beğenilmemek, reddedilmek üzerine olan fikirlerdir genellikle. Yeterince beğenilmeyeceğim, yeterince yetkin gözükemeyeceğim, işte zihnim bomboş oldu, zırvalayacağım, heyecanlandığım fark edilecek, zaten yeterince hazırlanmamıştım gibi bir takım fikirlere sahip olabilirler. Ve dolayısıyla bu fikirler içerisinde boğuşurken bütün dikkatleri çevreden kendilerine doğru kaymaya başlar ve dolayısıyla da kısır döngü ortaya çıkar. Yani kötü fikirler akıllarına geldikçe kötü performans gösterirler ve kötü performans gösterdikçe de kaygılanırlar. Toplumsal kaygı bozukluğunun tedavisinde sanal gerçeklik terapisinin çok önemli avantajları vardır. En önemlisi seyircilerin davranışlarını kontrol edebiliriz. Örneğin performans kaygısı yaşayan bir hastada işte öncelikle iyi bir değerlendirme, psikoeğitim ve gevşeme aşamalarından sonra bir topluluk önüne çıkarabiliriz sanal ortamda ve o topluluğun tepkilerini düzenleyebiliriz. Örneğin alkışlanabilir, örneğin yuhalanabilir, örneğin insanlar başka şeylerle ilgilenebilir. Burada kişinin asıl amaç kişinin anksiyöz tepkilerini ortaya çıkarmak ve gerçekçi olmayan düşüncelerini yeniden yapılandırmak üzerinedir. Aynı şekilde yine toplumsal kaygı bozukluğu yaşayan insanların en büyük sıkıntılarından birisi de iş mülakatlarıdır. İş mülakatlarında da yoğun korku kaygı yaşayabilirler. Hatta bu onların başarılarını, performanslarını da ciddi anlamda etkileyebilir. Sanal gerçeklik terapisi bu noktada bize çok önemli avantajlar sağlıyor. Çünkü bir iş mülakatının simülasyon ortamına kişiyi maruz bırakabiliyoruz. Ve burada kişilerin tepkilerini, olumlu feedbacklerini ya da olumsuz feedbacklerini vererekten kişinin tepkilerini görebiliyoruz. Burada bir iş mülakatında kişi tam istediklerini anlatmaya çalışırken örneğin birisi kalkıp gidebiliyor, birinin yüz ifadesi bozulabiliyor, birisi farklı bir dönüş yapabiliyor. Bunlara maruz bırakma, yüzleşme sağlanırken işlevsiz fikirlerini ya da çarpıtılmış düşüncelerini yeniden yapılandırılması da sağlanabiliyor bu anlamda.